Ee, şampiyon olamadığımız ve sizin sezonu bitirmedip ayrıldığınız sene ee, yine böyle konuşulduğu için bunlar size sorayım da siz cevaplarını değil, Bazı oyuncular sizin gitmeniz için özel bir gayret gösterdiği söylendi. Bu tip bir aranızda diyalog yaşanan, olumsuz bir ilişki olan bir oyuncu var mıydı? Mesela Pjanić ile ilgili çok konuşuldu bu. Yok Pjanić çok tarz bir oyuncu değil. Pjanić çok karakterli bir oyuncu, çok kaliteli bir oyuncu. Avrupa'da zaten üst 300'e yıllarca oynamış bir oyuncu, o seviyede oyuncu olamaz zaten. Yani çok iyi oyuncu, çok üst düzey bir oyuncu. Ha şu, beklentiye cevap verdi mi? Vermedi. Tamam ona katılıyorum ama piyanın için oyunculuğu veya karakteri çok tartışılacak. yani sen bugün bir sene önce 60 milyon euroya almış Barcelona Piyanici. Sen bedavaya alıyorsun bir sene sonra. Allah aşkına Her bu. Türlü yani bu. Aynı şey şimdi Dellali işte. Yani, yani, bence Dellali o pozisyonda bir oyuncu değil. Değil. Piyan karşılaştırırsanız değil. Değil. Tabii değil. Ama yani o riskler alınmalı diyorsunuz tamam. değil mi? Yani bu derece büyük oyuncular aldığınızda bu riskler alınabilir bu maliyetlere. Ya sen şimdi içi almaz mısın? Alırım. her 60 milyon euroya Barcelona bir sene önce almış ve adamı bedavaya veriyorlar. Sen hayır der misin? Siz için mesela şu an olsaydınız Dellal'ı alır mıydınız? Ya ben Premier Lig'den gelecek her oyuncuyu alırım. Ya Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsan al. Ben yönetime de verdiğim raporda şunu söyledim. Premier Lig'den bir oyuncu alıyorsanız sormanıza gerek yok. Alabilirsiniz. Ama bana başka ülkelerden oyuncu alırken aman soracaksın. Alex Tekşehir'e peki o da beklentini veremedi. O ve ya şimdi bir oyuncuyu alırsın. Oyuncu iyi oyuncudur. Oyuncu gerçekten kaliteli oyuncudur. Geçmişi çok iyidir. Sana beklentiyi veremeyebilir. Ya bu çok bence problem olmamalı. Sen oyuncuyu zaten geçmişine bakarak alıyorsun. Anladın mı? Bundan sonrasını bilemiyorsun. Öyle değil mi? Ale Alex Tekşehir'e hangi oyuncu kim hayır der? Geldiğinde ortalık yıkıldı. Evet, evet. Alex Tekşehir'e Türkiye'ye mi geliyor? Gelir mi buraya? E geldi. E sonra oyuncu performans vermediği zaman o da normal. Eleştiriyi de alacaksın. Performans veremezsen sağda beklerine cevap vermediğin zaman hocam biz de futbol oynadık. Eleştiriyi alacaksın. O protestoyu alacaksın. Bu işin gerçeği, bu işin şeyi bu yani. Nasıl söyleyeyim? Ruhu bu. Bu iş böyle bir iş. Buna hazırlıklı olacaksın. Siz biraz önce Şampiyonlar Ligi sürecinden bahsettiniz. Çok olumsuz etkilediğini şeyde bir sonraki sezon için. Bizi ha. çok etkiledi evet. Ee, başka yani bu o sezon başarısız bir karne var sizin adınıza en azından. Yani bir sonraki evet, sezon. Evet. Bu başarısızlığın arkasında sizce Şampiyonlar Ligi'nin dışında başka hangi etkenler var? Başka hangi etken var size söyleyeyim. Ya niye başarısız olduk? Niye baş neden başarısız olduk söyleyeyim. Şimdi sezon bitti. İşte İzmir'de iki tane final oynadık biliyorsun. Sezon bitti ve biz tatile çıktık. Bir aylık bir süre var. Bu süre boyunca ya ben imza attığım güne kadar Hiçbir planlama yapmadık. Hiçbir konuşma yapmadık. Sıfır. Geldik, imza attık. İki gün sonra antrenmanlar başladı. Şimdi bu kadar plan programsız bir hare ha hareket ettiğin senede yani başarılı olma ihtimalin düşük. Biraz zor yani. Kolay değil. Ya bu iş böyle nasıl söyleyeyim sana bu iş böyle çantada keklik bir iş değil. Ya bu iş zor iş. Bu iş çok emek sarf edeceğim bir iş. Gecemiz, gündüzümüz, her şeyimiz bu iş oldu bizim. Biz ya şampiyonluk sürecinde yani öyle şeyler yaşadık ki öyle sıkıntılar yaşadık ki yani kenara baktığım 1-0 mağlubuz kenardayım ben 1-0 mağlubuz hiç unutmuyorum. Bak hiç unutmuyorum. Çok üzüldüm o maçta. Gazınbaşı maçı. başında 1-0 yenildik. Ya kenarda duruyorum bakıyorum 1-0 mağlubuz. Yani elimden bir şey gelmiyor. Yapacak bir şey yok yani. Kulübede oyuna sokacak. Yani sokacak derken tabii ki defansif oyuncularımız var ama Oyuna etki edip skoru değiştirecek bir hamle yapma şansımız yok. Yani elimiz kolumuz yapacak hiçbir şeyimiz yok ve bunu anlatamıyorsun. Yani en, üzücü, en üzücü tarafları bizim işim bu aslında. Onu anlatmak lazım. Yani o, o boyutlar çok önemli bizim işte veya şampiyonlar liginde o kadar üzülüyoruz genirdiğimiz zaman işte ee, moralimiz o kadar bozuk oluyor ki. Yani biz bunu kimseye anlatamıyoruz. Çıkıp televizyonlara maçtan sonra şunu diyemiyorsun. Ya ben ne yapayım işte ya şöyle oldu, böyle oldu böyle. Belli bir yerden sonra zaten sen de şeyi kaybediyorsun. Ee, yani nasıl söyleyeyim? Kupuyorsun, Konsant konsantrasyonu kaybediyorsun bir yerden sonra. Ben zaten o yüzden görevi bıraktım. Yani hem taşa zarar vermeyeyim, hem kendime zarar vermeyeyim. Onun için ben zaten görevi bıraktım. Ama, çok ama o, o tam böyle bir Beşiktaşlı gibi bir ayrılmaydı. Ama Allah Allah. Yani şimdi o sürecin yönetilmesi çok önemliydi. Hiç şey olmadı. Böyle bir kaotik bir şey süreç olmadı. Ama ben müsaade etmedim buna zaten. Onun için ben hiç konuşmayan ben bir sene telefonlarımı açmadım, bir sene telefonlarımı bile kapattım, açmadım. Niye? Gerek yok hocam, biz sessiz sedasız başarısız oldukça bırakırız yani, çok önemli değil. Bir yandan da canısıya sıkılmadım ya, ya bir önceki sene bu kadar imkansızlıkla, yani golcü yok, e, takımda böyle bir travmatik bir süreç var, büyük sakatlıklar var, pandemi var, var oğlu var, üç kupa birden alıyorsunuz, bir sonraki sezon e, daha ilk yeri görmeden bırakmak zorunda kalıyorsunuz. Bir yandan şey demediniz mi? Ya hani ya bir sezonlukta kredim yok muydu benim? Demediniz mi kendi kendinize? Ya, şimdi ben ben taraftara şöyle bir umut verdim. Dedim ki siz bırak demediğiniz sürece evet, evet. görevi bırakmayacağım dedim. Doğru mu? Ama bırakmak zorunda kaldım. Niye? Yıprandım çünkü. Abi, biz duygusal insanlarız ya. Yani biz da, programın başında da söyledim. Evet. Biz duygusalız. Biz üzülüyoruz ve üzüntümüzü de belli edemiyoruz. Eve gidip bunu kendi kendimize yaşıyoruz. Yani sağındakine, solundakine. Yani şimdi Göztepe maçına çıkacağız. Şampiyonluk maçına. Düşünsene hocam 5 günde 2 final maçına çıkıyoruz. Hayatımızın 2 maçı. Teknik direktörlük hayatımızda. ilk defa hedefi oynayan bir takım camiada çalışıyoruz. Ve 2 kupayı da 5 gün içerisinde alabiliriz. Ya da hiçbir şey alamayıp rafa konabiliriz. Düşünebiliyor musun bunu? Ve o maç günü soyunma odası... Kulübede biz Heyecandan ülüyoruz, Elimiz ayağımız titriyor. Ama bunu belli edemiyoruz. Hani bunu oyuncuya belli edemiyoruz yani. Nasıl belli edeceksin? o? Oyuncuya konuşurken sanki mesela görsem görsen beni maçın başında oyuncuya konuşur edersin ki. Hocaya bak ya hiç umurunda değil. Ne kadar rahat konuşuyor. Ya nasıl belli edeyim? Oyuncu, oyuncuya belli edersem o, onu oyuncunun üstüne vereceğim bu sefer onu. Hani benden çıkacak oyuncunun üstüne gelecek o. Onu mecbur vermemek için o kadar böyle rahat davranmaya çalışıyorum ki relax. Ya siz zaten şampiyonsunuz. Ya bu maçın hiçbir önemi yok. Zaten siz şampiyonsunuz bizim gözümüzde yani. bu hani konuşmaları böyle yapıyoruz ki oyuncu bundan etkilenmesin, kendini bir stresin içine sokmasın. Ama sen içimizi sor. Yani son tabela kalktığında o son 5 dakikalık süreyi sor bize. Nasıl geçtiğini sor veya ondan sonraki yaşadığımız duyguları sor bize yani sen onları sor. Şimdi Bunları bir anlatamıyoruz bir yerde. Bir seyircimiz diyor ki hocam biraz önce bu bahsettiniz ya o sezonki başarısızlığın evet. sebebi olarak biraz geç anlaşıp geç sezona başlama evet. durumu oldu. Hocam imza atmasaydınız o zaman niye imza attınız diyor. Hocam <laughs> demin ne anlattım? Taraftar kapıma 5000 kişi geldi. Taraf evimin önüne. Ama ben... başarısız olacağınızı bile bile niye imza atıyorsunuz doğru söylüyor. Doğru söylüyor evet. Attım. O da benim hatamdı işte. O da benim. At çünkü yönetime imza atmayacağımı bildirdim zaten. Ben önceden yönetime söyledim zaten imza atmayacağımı. Çalışmayacağımı, devam etmeyeceğimi zaten deklare ettim ben. Ondan sonra tekrar imza attım. Yani ben bu taraftar bana gel demiş gelmişim, imza at demiş atmışım. O yüzden söylüyorum ya beni taraftarla karşı karşıya getiremezsiniz. Yani basında, sosyal medyada bu tür haberleri yapmak yanlış. Bak ben hiç konuşmuyorum, hiçbir şey söylemiyorum ben. Bugün Beşiktaş'a kim geldi? Şenol Hoca. Allah yardımcısı olsun. İnşallah çok başarılı olur. Çok iyi yerlere getirir Beşiktaş'ı. Ben böyle konuş. Biz ben böyle düşünen bir insanım. Ben pozitif düşünen. Sizin ben Şenol başka... aranız iyidir bu arada bildiğim kadarıyla. İyi, gayet yani iyi hoca yani. Mil takıma giderken sizin Beşiktaş hocası olduğunuz tabii, dönemde tabii, de çok tabii. olumlu açıklamalar yapmıştı. Ben Başka insanların başarısızlığından nemalanan bir karakterim yok benim. Benim böyle bir yapım yok. Ayrıca Beşiktaş bu ya. Yani, ya Beşiktaş başarısız olsun ister mi Beşiktaş? Niye isteyeyim? Niye isteyeyim yani? Ne gerek var yani? İnşallah çok başarılı olur. Çok iyi yerlere getirir. Çok iyi takım kuruldu. Premier Lig'den oyuncular alındı. Şampiyonluğun en büyük adayı. Puan cetvelindeki yeri de çok iyi. İyi yerlere gelir. Ama beni bu işlerin içine sokmayın. Ben yokum bu işlerde yani. Ben bu asparagas haberlerle falan bunlar olmaz. Ben çünkü teknik direktörüm. Ben bugün Beşiktaş'ta çalışıyorum. Belki yarın başka bir yerde çalışacağım ben. Öyle değil mi? Ya O yüzden ben bu işlerin içinde olmayayım. Çünkü ben art niyetli bir insan değilim. Ben hiç kimsenin başarısı olmasını isteyen bir insan hiç değilim. Hayatımda bir yerde bir hoca varken o kulüple görüşmüş insan bile değilim ben daha. Ya sen bir kulüpsün senin hocan varsa ben seninle görüşmem zaten yani. Çünkü benim öyle bir yapım yok yani. Ha hocayı gönderirsin hocan olmaz herhangi bir kulüp için söylüyorum. O zaman bana gelirsen oturup konuşurum. Şartlar bize uygunsa, proje bize uygunsa, başarılı olabileceğimizi düşünüyorsak, bizi bir yere getireceğini düşünüyorsak çalışırız. Onun haricinde zaten çalışmayı düşünmüyoruz biz ekip olarak. Yani